Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. ...724 Sözler, Mektubat 248, 724, biraz çalıştım, sizinle de paylaşmak istedim, epey oldu çalışalım, bugün de biraz da çalıştım. Sıra-i imani mevzu ya, inmiyor. Dedim ki biraz böyle tefekkür ederken, şöyle bir şey diyeyim. Kimse gökten gelmemiş. Kimse zembil gibi inmemiş. Mutlaka bir yerde bulunmuş, ona göre şekil almış. Ben de birilerinin yanında bulundum. Yani bizden önceki abilerin yanında kaldım. Siz de kalıyorsunuz. Ne kadar kıymetini bilirseniz tabii. Şimdi realiteden bahsedeceğim. Külliyat bütün insanlığa gelmiş. Sırf Müslümanlara değil, Hristiyanların da dinini tavsiye ettiriyor. Yani bütün insanlara gelmiş. Hindu da, Pakistanlı da bunu okur, istifade eder. Yani bir tarikat dersi değil. Mesela Kadiri tarikatını Nakşi uygulayamaz, uygulamaz. Nakşi'nin sistemini, metodunu Kadiri uygulamaz. Nakşi tarikatında 33 tane yöntem var. Süleymancılık da tarikatçılıktır. Yani Nakşidir. Nakşi tarikatından geliyor. Bir koludur. Yani bir yöntem başka bir yönteme karıştırılmaz. Metot. Risale-i Nur öyle değil. Mücedid de böyledir zaten. Bir güzelliği de budur. Mesela diyelim ki Miraç Risalesini hiçbir tarikatın, hiçbir İslami cemaat ben Miracı ilmi bir çerçevede anlamak istemiyorum diyemez. Demez. Ahiretin ki iman esaslarından izahını, delilini, ilmi çerçevesini beni alakadar etmiyor diyemez. Besmele'nin sırlarını hiçbir dini cemaat benimle ne alakası var bunun? Nurculara aittir. Böyle bir lüksü yok. Risale-i Nur'un mevzuları insanlığı kucaklıyor. Mücedidliğin en büyük sıfatı budur. Yani mücedid olması özelliği budur. Bir zümreye, bir zamana bakmıyor. Tamam. Mesela diyelim ki bir Kadiri tarikatı Nakşi'deki yöntemi alamaz. Alamaz. Olmaz. Ama bir nurcu tarikatı Nakşi'de gidebilir, ona da gidebilir. Nakşi gelip bu dersi de dinler, okuyacağım mevzu. Bu mücedidliğin en büyük sıfatlarından bir tanesi budur. Bütün rahimiyet. Değil mi? Rahimiyet. Rahimiyet. Yani hepsini içine alır, ders veriyor. Mesela bir namaz bazı vesvese diye 21. söz. Diyebilir mi ki Nakşi tarikatı? Vallahi böyle bir problem bizim camiada böyle bir şey yok. Mahmud Efendi cemaati diyebilir mi? Esat Çoşan grubu diyebilirim. Valla bizim camiada ne kadında ne erkeğinde, çocuğunda, büyüğünde böyle bir problem yok. Biz böyle bir derse ihtiyacımız yoktur. Böyle bir şey yok yani. Onun için Risale-i Nur'un hepsine uygun olduğu için mücedittir. Ama bana bir tane cemaat söyleyin ki dersi bütün cemaate uygun olsun. Mümkün değil. Yok. Cemaat içine geçeyim şimdi. Kaldığınız abinin rengiyle renkleniyorsunuz. İster istemez. Niçin? Onun kullandığı veya Risale-i Nur, çünkü bütün Risale-i Nur bütün insanlığı içine alıyor. Bütün insanları içine aldığı için, mesela herkes bu bahçeden kendisine uygun çiçeği koparır. Bu fıtridir yani. Bu irade ile olan şey değil. Kimisi huvel evveluhu vel ahiru ve zahir vel batı. Bulunduğunuz abi yani meşrep
sizin tefekkürünüz malzemesini oluşturuyor. O malzemeden alarak isterseniz daha ileri sıçrama yaparsın veya kendi meşrebini ayrı bir ekol olarak gösterirsin. Ama bu malzemeden besleniyorsun. Biz mesela bulunduğumuz abide o tarafım gelişti. Laika, Zübeyir abinin ekolu geliyor, bizim ekol. Zübeyir abinin yanında Rüştü abi kalıyor. Beraber Tayrı Mutlu abi, Zübeyir abi vesaire kalıyorlar. Biz de o abinin yanında kaldık. Dolayısıyla laika tarafımız oradan geliyor. Ama size değişik bir şey de benim yanımda beraber olduğumuzdan pompalanıyor. Şimdi pompalanacak. Enfusi dersler. Bu sefer o tarafımız da gelişiyor. 40 yaşına geldiğiniz zaman işte bu geçmişten gelen malzemeleri kullanmakla beraber ille gelenekçi olmazsın. Mesela ben Rüştü abinin geleneğini devam ettirmiyorum. O tarafı Rüştü abi laika tamam. Ondan sonra okurdu vesaire. Bizde enfusçilik de kendisini gösterdi. 40 yaşından sonra nasibiniz olursa sebat ederseniz Mustafa etmiş. Artık o meşrebiniz 40'ta belli olacak. Esmanız. 40'ta bütün o şu anda arı gibi bal top bir şey polen topluyorsunuz sonra bal yapacaksınız. Şimdi bu bugünkü derste benim tefekkürümü malzeme veriyorum. Tefekkürünüzde malzeme kullanacaksınız. İstersen kendini inşa edersin. İstersen bu yöntemi senin fıtratında buna uygunsa devam ettirirsin. Ama sıçrayarak. Benim kafama basarak. Daha ileri. Şimdi bugün okuyacağım mevzu itibariyle pek bir yerde olmaz bu mevzu. Ben bildiğim için söylüyorum. Peki sen de ne? Merak bu bizde de. Demek ki bizi de bu celbetmiş. Okuyor. Yani 40'ta hani çok soruluyor da onun için buna da sıra cevap vereyim mailde. Benim meşrebimi bilmiyor. Huvel ebeluhum miyim? Yani çekirdek miyim? Ağacın. Meyve miyim? Ağaç mıyım? Ağacın içerisindeki sistem mi? Huvel ebeluhu, çekirdek. Huvel ahir, meyve. Huvel zahir, ağacın şeyi, zahiri. Huvel batın, içi. Ama içi, enfusi olabilmesi için zahirini bitirmen lazım. Zahir ilim bitmeden batın ilim olmaz. Bu sefer vurgun yersin. Şataat olur. Ve zahir ilimleri sakın bırakmayacaksın. Bu sefer sikir olur, sarhoşluk olur. Zahiri şeriatı bozarsın. Şeriatı bozarsınız. Şartları bozarsınız. Kavaydi külliyeyi bozarsınız. Mecelleyi bozarsınız. Zahiri unutursanız. Ya bu aslında budur. Eğer sif nurdan bahsediyorsan, odunu inkar ettiriyorsan, adama diyor bak bu sana diyor ki zerci bak bu odundur. Sen de diyor hayır bu enerji paketidir. Odun olarak gözüküyor. Hayır dersen bu sefer bunu bozuyorsun. Şimdi tefekkürümüzde bulunduğun, dinlediğin, gittiğin adam çok önemli. Şimdi bununla alakalı her musibette bir cihet-i nimet var. Her musibette bir cihet-i nimet var. Musibette nasıl bir nimet var? Korkuda nasıl güven var? Çok manadar değil mi? Her musibetin. Her musibette. Her musibette. Kanserde, psikolojik hastalıkta, ne aklınıza geliyorsa, ölüm diyelim, musibet kabul ediyorsa, her musibette aynı derecede, ama unutma, aynı derecede not alıyorsanız, her musibetin aynı derecesinde, içerisinde nimet var. Nimeti barındırması zaruridir, fıtratta öyledir. Başka olamaz. O zaman Hasan abi her musibette bir nimet cihti varsa o zaman musibet mutlak şer değil. Hayır, öyle bir şey yok zaten. Şimdi ona geleceğim zaten. Mutlak bir eşya yoktur. Bir şey, bunu çok iyi dinlemeniz lazım. Bir şeyde zıttı yoksa o vaciptir.
bir şeyde zıt varsa mahluktur. Musibet mahluk mudur? Mahluktur. O zaman içinde nimet var. Otomatik olarak. Ölüm mahluk mudur? Mahluk. Öyle diyor. Mahluktur diyor. Yaratılmış. O zaman hayat içinde var. Dünya mahluk mudur? Fani. Dünya fani, mahluktur. Baki bunun içinde var. Eğer baki buradan sökerseniz fani yoktur. Yani odunu nursuz düşünemezsiniz. Buzu susuz düşünemezsiniz. Kaydısı fani diyebilmen için baki içinde olması lazım. Ona ait bir yer okuyayım. Burada şey yapayım. Tefekkürünüzde kullanırsınız. Neydi? Bir şeyde ne varsa vaciptir dediniz. Ben onu... Bir şeyde zıt yoksa o vaciptir. Bir şeyi derecelendiren içine zıttının müdahalesiyledir. Zıt varsa mahluktur. Mahluktur. Zıt varsa mahluktur, zıt yoksa vaciptir. Zıt olduğunu nasıl anlarız? Dereceleniyor. Derece olması zıttının müdahalesiyledir. Mesela Allah'ın kudreti sonsuzdur. Çünkü acizlik yok içinde. Allah vaciptir. Evveli yoktur. Çünkü içerisinde mahlukiyet yoktur. Allah bakidir. İçerisinde fanilik yoktur. Allah'ın yaşı yoktur. Başlama noktası yoktur. Okuyayım buna ait bir yer. Her şey zıttıyla beraber aynı yerde var. Başka yerde değil. Zıttı şey, nimet burada, musibet burada değil. Aynı şeydedir. İçi içinde yani. İçi içinde. O zaman şuna başlamadan önce şurayı okuyayım. Vücut mertebelerin ortaya çıkmasına zemin olan zıt. Vücudun zıttı nedir? Adem'dir. Adem, vücudun ifade edildiği zemindir. Vücudu mertebelendirendir Adem. Eren Adem yokluk gibi gözüküyorsa varlığın şeyi değil mi? Varlığın ifade edildiği zemin. Zeminsiz zemin. Zeminsiz zemin. Varlıksız varlık. Artık varlık buysa ona zemin de diyemiyoruz ama o işte artık başka ne? Adem diye tabiri ben de Adem'i size böyle söylüyorum. Peki yokluk desem lügat manasıyla olmaz. Bir çuval incire soğuk sudur. Mahlukatın bile vücut ilmisi gibi diyebilir miyiz? Vücut ilmisidir diyor Mektubat 57'de. Vücut ilmisi. Mesela ağacın Adem'i çekirdekteki program. Evet. Çok ilginç bir. Ve bu dersi iyi anlarsak şu konuyu, ölüm halledilir, korku halledilir, kanser halledilir, özgüven halledilir, panik atak, buhran, bunalım denen bir şeyin maskaralık olduğunu göreceksin. Mesela sana şu aralarda da vücut alemleri diyor, Subhanallah, Subhanallah der diyor. Yokluksa, nasıl diyor? Yokluksa, 11. şu anda, yokluksa ne kim Subhanallah diyor. Tamam. Vücut mertebelerinin ortaya çıkmasına zemin olandır Adem. Misal, görme çeşitliliği. Uzağı görüyor, miyoptur, astimattır, gözlüklüdür, gözlüksüzdür. Oka da görür, daha bilmem ne görür. Köpek mesela, köpek ve beyaz horoz cinleri görür. Allah Resulü'nün hadisi, beyaz horoz. Bu arada niye tuhaf misaller veriyorum? Toplumsal sorulan suallere, bu arada verdiğim misal, toplumsal sorulara da cevap olsun. Anlıyor musun? Yani diye. Mesela diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, beyaz horozu olan eve akrep, yılan, cin dadanamaz. Niye? O boyutu görüyor. Saldırıyor yani. Mesela görme çeşitliliği ve meratipleri olması için zıtların müdahalesiyle mümkündür. Yani senin derecelenmene, gözün derecelenmesine sebep nedir? Körlüktür.
Körlüğün vücudu yoktur. Hani gözün kör olması gözdür diyorsun. Gözün kör olması değil. Körlük denen bir şey. Bir tabir. Kör. Tamam. Mastar gibi bir şey yani. Vurmak. Ne bu? Vücut haricisi yok. Hasılı bir mastar var. Mastardan ortaya çıkan mesela. Vurmaktan çıkan ses. O zaman anlarız. Hani dolayısıyla görmeyi derecelendiren içerisindeki vücudu olmayan, ilmi vücudu olan körlük. Ama kör. Hey kör değil. Yani görmenin içinde var bu. Nereden biliyoruz? Bunu tezahürlüğü biliyoruz. Yani derecelendirmiş. Hasan abi, o zaman o görmek dediğimiz mastar cevher midir? Cevherdi. Yok, görmek cevher değil. Yani mastar dediğimiz. Ha, mastar dediğimiz cevherdir. Ondan şekillenen şeyler? Ondan şekillenen sıfatlardır. Hasılı bir mastar oluyor. Eğer görmenin yani basarın adem mertebeleri kalkmış olsa görmeyeceğin anda hiçbir şey olmaz. Görmeyeceğin hiçbir şey yoktur. Görmeyeceğin anda hiçbir şey olmaz. Ön tarafı değil arkayı da görürüz. Mikrobu da görürüz. Yani gözün içindeki gözü derecelendiren adem Subhanallah diyor. O girmemiş olsaydı gözün mertebesi olmaz. Arkayı da önü de sağ solu Allah Resulü 360 dereceyi görüyormuş. Mesela onlardan bir tanesi Hazreti Ömer Efendimiz değil mi? 19. mektupta diyor. Ya Sari El Cebel, El Cebel diyor. Oradan oraya görüyor. Perde kalkıyor. Perde işte, perde diyoruz. Adem yani. Allah'ı bile görürdün. Çünkü göz basarın hakikat, basar sıfatı. Bizdeki gözde mertebe kalksa zıttı yok. O zaman Allah'ı da görüyorsun. Çünkü basar sıfattır. Subuti sıfattır. Adem'in müdahalesiyle kayıtlanıyor. Hastalık da öyle. Hastalığının o mertebede kalması, mesela hastalığın sonsuz değil. Ne hangi derecede hastalık? İşte diyoruz ki bu seviyede. Daha dibi var, hafif hastalık. Bir de mertebesi var yüksek. Niye burada durmuş? Zıttı müdahale etmiş, onu orada kayıtlamış. Şöyle bir misal vereyim tevhidde. Çiçeği görüyor musunuz? Bu enerjidir. Bu da enerji yani. Bu da enerji. Bu nedir? E eşittir mc kare. Yani madde yoğunlaşmış enerjidir. Yani diyelim ki bu yemekten çıkan buhar buzluğa çarptığı zaman buz oluyor. Yemek değil mi? Yemekten çıkan buhar buzlukta buz oluyor. Aslında buhar. Yani madde aşağı indiğin zaman buzu erittiğin zaman su ayrıştırdığın zaman H2O. Görüyor musun? H2O. Daha aslına gittin mi? Enerji. Daha aslına gittin mi? Esir. Bu enerjiyi, bu paket enerjidir. Bu şekilde tutmak için, bu enerjiyi çiçek olarak tutmak için, bu enerjinin dışında, bu enerjiyi kayıtlayıp böyle çiçek olarak tutacak bir başka enerji lazım. Kuvvet lazım. Bunun adı esmadır. Bakın bu enerji paketi değil midir? Bunu kim tutuyor böyle? Bu paketi, bu enerjiyi bu şekilde tutan odun enerji değil midir? Odunu o şekilde kayıtlayı tutan, çünkü içi çıktığı zaman parlıyor. Odundaki enerji çıkınca her yerde, duman da öyle. O enerjiyi odun olarak tutmak için odunun dışında bir enerji lazım. Onu tutsun. Bu da Allah'ı, eşya Allah'ı zorunlu kılıyor. Allah'ın olması zorunlu kılıyor. Burayı bir anlasak? Hasan abi, bunu şeyle izah edebilir miyiz? Kayyumiyetle izah edebilir miyiz bunu? Kayyumiyet işte. Bizdeki tabir, fizikteki tabir enerjidir.
Yani bu şekilde tutan enerji kayyumiyet. Ama şurayı yakalamanızı istiyorum. Bu paket enerji midir? Enerji yani odun gibi, odunun içindeki enerji. Odun diyeyim daha iyi anlaşılır. Odunun içindeki enerji odundur yani. Odunu olarak, odun olarak tutabilmek için öyle sıkıştırılmış, o korkunç enerjiyi böyle sıkıştıracaksın, içinde dumanı da koyacaksın, karanlık olacak hiç ama nuru koyacaksın. Yani bunu pres diyeceksin böyle, kalıp yap, böyle tutman için bunun dışında bir güç lazım. Bunun dışında bir güç, işte bu enerji varlık cinsinden değil. Çünkü varlığı tutuyor. Yani bunun dışında olması lazım. Odunu enerji olarak tutan, odunun dışında bir enerjiyle mümkündür. Bunu tutacaksın. Hırtlı böyle basınca. Bu sefer Allah zorunlu oluyor. Bu varsa, bu enerji paketi ise bunu böyle tutamazsınız. Enerjiyi çiçek yapamazsınız. Odunu meydana getiren enerjiyle odun yapamaz, olmaz. Ancak onun dışında bir güçle o enerjiyi odun yapabilirsiniz. O zaman enerjiyi odun olarak tutabilmek için odunun dışında odun cinsinden olmayan bir güçle bu enerji yoğunluğunu sıkı yoğunluk yaparak odun olarak göstermek için odunun dışında birisi bunu basınçla, baskıyla tutacak, odun olarak göstersin. Kader ve kudret mi? Evet, diyebiliriz. Kayyumiyet yani. O zaman bunu tutan güç, onu odun olarak gösteren güç, odunun dışında bir güç. Çiçeği böyle tutan, çiçek enerjisini, enerji çiçek olarak tutan, bunun dışında bir güç. O zaman Allah'ın varlığı, bu çiçeğin varlığından daha evveldi, daha zorunludur. Yani çiçeği tutan enerji çiçekten daha mühimdir. Çünkü çiçeği tutan odur. Çiçek olarak gözüküyoruz ama çiçeği tutan bir güç olması lazım ki onu o şekilde tutsun. Dur orada. Bu şekilde gözüküyorsa, yani balık kokusu geliyorsa, evet balığı görmüyoruz uzaktadır ama balığın kaynağı olan balık kendisi kokudan daha evveldir ve daha kokundan daha zaruridir varlığı. Çünkü balığı ortadan kaldırırsan koku yoktur. Eğer bunun üzerinde bunu böyle tutan enerjiyi kaldırırsanız çiçek yoktur. Enerji gitti. Odunun içerisindeki baskıyı kaldırırsanız odun içindeki patlama olur. Patlama nur, duman, ısı, ışık, ultraviyole ışınlar bir sürü enerji dalga boyuları yayılır. Ama onu o şekilde tutan bir güç lazım odun olarak gözükmesi için. O zaman odundan daha kesindir odunu tutan enerji. Adem'in müdahalesiyle kayıtlanıyor insan. Hastalık da öyledir. Hastalığının mertebede kalması, sonsuz hastalık veya hiç hastalıksız denemiyor. Kalması, sonsuz hasta olmaması ise şifanın içinde bulunması ve müsaadesi etmesi, yani müsaade etmesiyle mümkün. Yani şifa var hastalığın içinde ki hastalık orada durdu. Herkese kanser hücresi var. Ama inkişaf etmiyor. Çünkü şifa hakim. Şifa ne zaman kendisini aşağı inerse hastalık yukarıya çıkıyor. Yani hastalık olmadı, zaten vardı. Herkeste her hastalık potansiyeli var. Çünkü insan kainatın çekirdeğidir. Kainatta şu anda var olan ve olacak olan bütün hastalıkların kodları var. Onu üzerine tutan basınç, güç kalktıkça ortaya çıkıyor. Bu kuvvetin sonsuzluğu mu? Zorunlu neticesi. Tersi de şifanın mutlak olmamasının sebebi içinde hastalığın bulunmasıyla mümkün oluyor. Mutlak şifa, ölmemezlik. Çünkü içerisinde öyle mutlak şifa yoktur. Mutlaka bir eksiklik var. Ya burnu akıyor, ya birin ağrıyor, ya bilmem ne işte yani. Bu böyledir. Ha, içine hastalığın müdahalesiyle şifayı derecelendiriyor. O zaman her mertebede her makam var. Burada ne dedi?
Her musibette bir cihet-i nimet var. Okuyacağım, buradan çıkarttık. Diyor ki, ama bitireyim de karıştırmayayım. Yoksa orada onu tutamazdın. Adem-i sıf yoktur. Çünkü bir ilmi muhitti ezeli vardır. İşte Adem bittiğinde fena-i mutlak vasıl olur ve tecelli zatına mazhar olur. 149 Sikih-i Tasdi Galbiye'de fena-i mutlaktan bahsediyor. Fena-i mutlak. Adem-i sıftan sonra ne kadar Adem'den çıkabilirsen, yani Adem'den ne kadar sıyrılırsan, onun zıttına vasıl olursun. Adem'den ne kadar sıyrılırsan, tevhid-i hakiki tam bütün safiyetiyle gösterir. Tabii yani ne kadar şirkten kurtulursan, tevhid-i hakiki o zaman oluyor. Şirk ise imanın içerisindeki ademi anlayışlar. O nasıl kurtulunur? Adem'e vücut diyor zaten Hasan abi şeyde. Hani Adem'e vücut rengi vermiş olur diyor. Hani yani tarif ederken üç tane şeyden bahsediyor ya, dördüncü şu anın sonunda. Evet. Haksız temellük neydi? Ham. Aynı darlığı bilmemek, mevhum hakkının ileri gelenler vücut rengini ve suretini almış Adem'dir. Diyor. Adem'dir. Haksız temellük. A. Aynı darlığı bilmemek. Ham. M. Mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini almış bir Adem'dir. Rengini ve suretini almış Adem. İşte her musibette, her musibetlerde eksikliğini görmek, her mertebede eksikliğini görmek, o mertebenin Adem'ini görmek demektir. Günahlar Adem alemler hesabına çalışıyor, unutma. Şimdi, İnsanın kesbi de Adem'dir Hasan abi. Kesb ya, bir mastar ya. Kesbetmek. Bir şey yok. Mahal olmak demektir. Mesela vurmak. Mastar bir şey değil yani. Vurunca çıkan ses mahluk. Mahluk oldu. Varlık. Mahluk sonra oldu. Vurmak mahluk değil. Vurmak mahluk değil. Vücudu yok. Ademi bir vücudu var. Vurdun, çıkan ses mahluktur. O zaman mahluk oldu. Şimdi her şey zıttıyla beraber aynı yerde var. Adem vücutla, fena baki ile, dünya ahiretle, karanlık aydınlıkla, Adem vücudun zemini. Adem vücudun zemini. Ondandır ki her musibette vardır bir nimet denmiş. Sözler 724'te şöyle geçiyor. Bu burası. Her musibette vardır bir derece-i nimet. Varlık, vücut. Beraber, haşa vacibül vücut zemininde gözükecek değil. Yani vücut, vacibül vücutta, Allah'lıkta gözükmez. Yani mahluk, vacibin içinde olmaz. Yani mahlukun içinde vacip, vacibin içinde mahlukiyet olmaz. Peki bu varlığı ne, hangi zeminde koyacaksınız? Adem. Adem zemininde varlık ifade edilir. Şimdi çok antika bir kural silsilesi gidiyor. Bunu anladıktan sonra bak, ahiretin üstünü nasıl açılıyor. Her şey zıttıyla beraber aynı yerde var. Bunu karıştırmayın. Bunun altını çizin. Her şey zıttı ile beraber aynı yerde var. Fani burada da, baki burada değil. Öyle bir şey yok. Su neredeyse buz orada. Adem vücutla beraberdir. Yani vücudun niye vacip değil bu mahluk? Çünkü bu mahluku mahluk yapan nedir? Adem'in girebilmesidir. Adem girdiği için mahluktur. Adem'i sokup alırsanız bu vücut vacip olur. Onun için Allah vaciptir, başı yok. Fani baki ile vardır. Yani buzdan suyu kaldırırsanız buz o yok olduğu gibi, vacipten bakiden faniyi kaldırın, bakiden faniyi kaldırın, baki de yoktur.
Çünkü baki de diyemezsin. Yani hangi zeminde ne ifade edeceksin? Dünya ahirette karanlık aydınlıkla Adem vücudun zemini. Yani karanlığı aydınlıksız düşünemezsiniz. Karanlıktan aydınlıktan karanlığı çıkartın. Aydınlığın derecesi yoktur, mutlaktır. O hiçbir şeydir artık. Aydınlık diyemezsiniz. Karanlıksız aydınlık, aydınlık değildir. Başka bir şeydir. İsim veremediğim bir şeydir. Yani bu gözle güneşin içinde olsak o sonsuz bir nur yani hiçbir şey yok. Yani yok olursun. Şöyle diyeyim. Benzemez de benzetmek için. Bir şeyden zıtını çıkarırsan onun derecesi olmuyor ya. Peki dereceyi çıkartmıyorum ama dereceyi artırıyorum. Bak öyle dedim gözüm kaşındı bak. Buraya fotoğraf stüdyolarında fotoğraf çektiriyoruz ya. Lambalar koyuyorlar. 10 saniye ancak bakabiliyorsun. O lambanın 10 saniye zor bakıyorsun. Şiddetini 100 katına çıkarın. Göz kör olur. Değil mi? Gözün ademini açtı. Göz kör oldu. Neyle kör oldu? Nurun içinde yok olur. Onun için ahiretin üstü açılsa gözler kör olur. Bu göz kör olur. Kulak kör olur, sağır olur. Varlık duman olur. Ne demek? Ahiretin üstü açılsa demek, odunun üstü açılsa. İçindeki enerji ne olur? Mutlak olur. Her taraf istila eder. Barajın önünü açmak gibi. Ahireti tutan, istilasına mani olan faniliktir. Onu kaldırdığın anda bitti. Tutamazsın da ahireti. İşte baki diyebilmen için onu tutan, mutlakiyetten kayıtlığa götüren fanilik olması lazım. Fani neredeyse baki de oradadır. Baki neredeyse baki alem, alem vacip değil. Baki başkadır. Baki alem vacip değil haşa. Vacibül vücut Allah'tır. Ahiret alemleri bakidir. Vacibin verdiği özellikten dolayı. Bakinin içerisinden faniliği kaldırırsanız cennette de derece olmaz. Cennette bile derece vardır. Çünkü bir derece fanilik girmiş. Bir ondan bir ondan bir lezzetten sonra bir başka. Pazartesi Adem Aleyhisselam Cuma günü beni ziyaret edeceksiniz. Bak bir şey var yani. Bu gene bir derece var. Cennetin 8 mertebesi var. Onu derecelendiren nedir? Esma'nın tecellisidir. Esma'nın içinde de Adem'i meydana getiren Subhanallah, Subhan isimleri var. Yani dolayısıyla onu vaciplikten kurtarıp baki yapmış ama yoksa Allah o Esma'yı bir bütünlüğe getirmezse o cennette ne olurdu biliyor musun? O da yok olurdu. Esma olurdu. Cennet Esma değil, Esma'nın en şiddeti tecelli yeridir. Varlık, vücut, haşa, vacibül vücut zemininde gözükecek değil varlık. Varlık yani vücudun ifade edildiği zemin Adem'dir. Fanide de bak, bak, fanide de bak, bakide de fani tezahür edip gösteriliyor. Nasıl ki baki alem olan cennette fani dünyaya bulunan Adem Aleyhisselam gibi. Mesela Adem Aleyhisselam fani peygamber. Ama bu fani bakideydi, cennetteydi. Yani bakın Adem Aleyhisselam cennetteyken bakiydi. Sistem baki çalışıyordu. Fakat dünyaya geldi o da fanileşti. Aynı ceset ama. Ceset diyorum, cisim. Adem Aleyhisselam dünyaya geldi, ölümleşti, cennetteyken ölümsüzdü. Bulunduğun aleme göre vücut değişiyor. İçinde zıttını barındırıyorsa, onda meratip olmadığı gibi, içinde zıttı barındırmıyorsa, onda meratip olmadığı gibi haşa vacip olurdu.
vacibin içinde zıttı olan mahluk olmadığı için vaciptir. Tefekkürünüzde bunu kullanın. Niye vaciptir? Mahlukiyet yok Allah'ta. İşte bizim aklımız burayı kavrayamıyor. Niçin kavrayamıyor? Çünkü aklın içinde cehalet zemini var. Cehaletten kurtulmanın adına ilim diyoruz. Aslında ilim cehalete kurtulmaktır. Bir şeyden kurtulmadıkça zıttına ulaşamazsın. Eğer bu alemin içine baki olmamış olsaydı her şey çökecekti. İçeriği çökecekti. Güzel dediğimiz şey nihayetsiz çirkin olacaktı. Güzel dediğimiz şey içinden Adem'i kaldır, nihayetsiz çirkin olacaktı. Yani şu, güzel dediğimiz şey var ya, o Adem'i vücudun içerisine güzellik, cemil girmiş. Eğer güzelliği çekersen, o güzel dediğin şey nihayetsiz çirkin olur. Dereceli sanat, Adem-i sanat, yani sanatın en zıt zemini olurdu. Nihayetsiz çirkin ve Adem'i olan çirkine baki, cemil, müdahale dereceli olunca dünyada güzellikler derecelenmiş. Bir de okuyayım. Nihayetsiz çirkin, bak, nihayetsiz çirkindi Adem. Adem olan, onun içerisine cemil girmiş. Nihayetsiz çirkine cemil müdahale etmiş. O Adem'den sıyrılmış vücut. Güzellikler derecelenmiş. O zaman bir şeye, Adem'e cemil ismi ne kadar müdahale etmişse o güzel denmiş. Güzel, 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 güzel. Yani cemilin Adem'in içerisinde müdahalesiyle o derecesine göre güzellik derecelenmiş. Bu konuştuklarımızı eski ulema mabeyninde konuşuyorlardı. O zaman onun varlığı da hani güzel diyoruz veya çirkin diyoruz. O zaman zıtlar olmasaydı böyle bir şey yok. Yani da... güzel, çirkin denen bir şey yoktur. Eğer zıt olmazsa. Evet. Faniyi kaldır. Baki de ne demek? Baki nereye göre bir isim veriyorsun? Aynen. Sağ taraf diyorsun. Sol taraf yoksa sağ taraf var mı? Baki diyebilmen için fani lazım. Onun için cennette olsaydı Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilmeyecekti ki bilmiyordu. Cennetteydi, cennette olduğunu bilmiyordu. Nereden biliyoruz? Bunu yersen dedi şeytan, bakileşeceksin dedi. O da inandı. Niye? Baki olduğunu bilseydi yer miydi? Ama fıtratta endişe istikbal varmış. Var. Fıtratta endişe istikbal var. Eğer Adem Aleyhisselam fıtratında bu fanilik anlayışı olmasaydı o fanilikten kaçmak için yedi. Ama bulunduğu yerin zemin bakiydi. O zaman Adem Aleyhisselam cennetini, cennette olduğu halde cennetini bilemedi de peki siz neredesiniz? Burası nedir? Bildiğiniz gibi midir o zaman? He? Burası neresi o zaman? Adem Aleyhisselam peygamber değil miydi? Onun kadar kafa, dimağ mı çalışıyor bizde? Onun gibi ufuk mu var? Onun gibi içsel donanım mı var yani gelişmiş? Adem Aleyhisselam bulunduğu cenneti cennet olduğunu bildi mi? Zıttına gitmeden bilemedi. O zaman siz başka yere gittiniz mi? Yok. Nereden biliyorsunuz burası dünya olduğunu? Baki yapan fani diyor. Şimdi o zaman şuna baktığımız zaman kıyametin kopmasıyla bu dünya kapandıktan sonra mesela cenneti de o baki yapan dünya o zaman yok. O zaman başka bir şey mi var yani? O şey var ya Adem vücutları Subhanallah diyor. Vücut alemleri ne diyor? Elhamdülillah. Elhamdülillah galip gelecek. Derecesine göre. Şualar da var.
Bir daha söyleyeyim mi? Neyse. Kafanız karışmasın. Burası değil. Odun değil. Enerjinin odun olarak gözüktüğüdür. Buz değil. Biz takmışız bu ismi. Suyun sıfatıdır. Suyun bir sıfatının şekli, bir sıfatına bürünmesidir. Su buhar da olabilir. Su kar da olabilir. Dolu da olabilir. Ortam ve şartı. Gaz da olabilir. Yani suyun nihayetsiz sıfatı var, bir sıfatla boyalanmış. Bu dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Ya arkadaş, peygamberden bahsediyorum. Peygamber cennettedir, peygamber ruhuyla cennette olduğunu bilemedi. Sen bu ruhla dünyayı, dünya olduğunu nereden biliyorsun? Bir menzildir diyor. Baki alemlerin bir menziliymiş burası. Baki alem nerededir biliyor musun burada? Odunun neresinde nur varsa dünyanın orasında cennet var. Odunun neresinde duman varsa dünyanın orasında cehennem var. İnsan da öyle o zaman. Sen değilsin o zaman. Sen misin ki? Mesela çocuğuna, hastalığına sahipleniyor adam. Diyor ki ben hastayım. Senin miydin ki? Seninle alakalı şeyler senindir. Ben zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e şaşırıyordum. Yani bizim atlayacağımız meseleleri o hiç yani şey yapmıyor. Torunları susuzluk çekiyor. Mübarek ağzından veriyor. Yani su istemiyor. Yani onun için cennet ne o zaman yani? Bizim cennet dediğimiz şeyler şimdi dünyada bile istemiyor. Arkadaşlar, ne oluyor biliyor musun şu anda sizde? Avamın cennette beklediği veya cennette göreceği hakikati, anlayacağı hakikati ve lezzet ve zevki, havas bu dünyada ruhunda ve dimağında yaşar. İmam Rabbani Hazretleri bu manada diyor. Yani bunları orada anlayacak avam. Bunu sokaktakine anlatabilir misin şu şeyi? He? Anlatamazsın. Korku güven zemininde güven nispetinde korku olmaz. Bir de okuyayım. Korku güven zemininden. Güven nispetinde korku olmaz. Mesela korkunun zıttı nedir? Cesaret. Güven. Güven, emniyet. Güvende hissetmezse korku hisseder. Yani hangisi galipse o hakimdir insana. Peki, korkudan güveni kaldırın. Korkunun derecesi ne olur? Adem olur. Nihayetsiz olur. Güvenden Adem'i kaldırın. Güvenden korkuyu kaldırın yani. Güven ne olur? Haşa. Vacibül vücuttaki bir güven gibi bir şey olur. Yani meratip olmaz. Bir şeyi derecelendiren içine zıttının müdahalesidir. O zaman sen nereden korkuyorsun? Bunun hastalığı da çaresi işte. Sen şimdi hastalığından vesaire korkmanın sebebi, korku, güven eksikliğindendir. Güveni artırırsan korkudan sıyrılırsın. Korkudan kurtulmaya uğraşma. Güvenini artır. Bitti. Sayfa 80. Zıt zıt denen muharek ise de çok hususlarda münasip olur. Allah Allah. Ta kendisi. 80 miydi? Yani 80'de abi. Şimdi dediniz ya hani zıt, yani o derecede o nispette onun zıttı var. Onun içinde mesela nispetin içinde o nispette o derecede şey var. Nimet var. Allah Allah. Bak hele. Aferin. Zıt zıtına muanid ise de. Zıt zıtını ters ise de aynı yerdeler. Nur kesifte, kesif nurda. Çok
hususlarda mumassil olur. Binaenaleyh iman, lezzet vesaire devam ediyor. İşte ondan sonra bu cümleyi okuyacağım size. Bir peçete versene. Son durucu olan, söndürücü olan su aslında yanıcı ve yakıcılar zemininden. Söndürücü olan su aslında yanıcı ve yakıcı zemininden. Foton, güneşten gelen enerjide renk yok fotonda. Güneşte ne geliyor? Foton. Foton ne demek? Güneşten çıkan, güneşin küçük modeli, küçük bir güneş. Nur var mı? Yok. Işık var mı? Yok. Ne var? Hiçbir şey. Adı foton. Sonra maddeye çarptığı zaman renk çıkıyor, ısı çıkıyor, enerji çıkıyor. İçerisine madde çarpmadıkça içinde hiçbir şey yok. Göremezsiniz. Yani ağacın çekirdeği. Elma orada, koku orada, tat orada, kütük orada ama yok. İlle toprakta tezahür edecek. İşte güneşten gelen foton maddeye çarptığı zaman içini ayan ediyor. Esma da böyle işte. Faniye çarpması lazım ki fani de esmanın içi çıksın. Baki faniye çarpması lazım. Çarpınca içi çıkıyor. Yoksa bakiyi nerede göstereceksin? Fani gösteremezsiniz. Gözükmez. Nuru en güzel gösteren zıttı zulmetin şiddetiyledir, orantılıdır. Yani ne kadar karanlık olursa o kadar nur kendisini gösterir, mertebesini gösterir. Toprakta hayat yok. Ama buradan tebarruz ediyor hayat. Şimdi toprak cansız. Hayat oradan çıkıyor. Peki toprak canlıdır olsa hayat çıktığını anlar mısınız? Hayır. Bir de söyleyeyim. Cennet anlamayacağız. Ancak dünyadaki kafa lazım orada. Cennetteki yapı nur ve nurani canlı ve ruhludur madde. Canlı maddeden canlının yapılması gayet normal. Ya yapılmasını da diyemezsin, belki de sıfatıdır dersin. Ama ölüden dirinin çıkması birisini gösteriyor. Diriden dirinin çıkması göstermiyor. İnsan anlamaz. Nereden biliyoruz? Ya ölüden diri çıkıyor da hala diriye veremiyorsak, diriden dirinin çıkmasından diriye nasıl verecektin? Ölü topraktan dirinin çıkmasını Allah'a veremiyor da, diri topraktan diri bir şeyin çıkmasını Allah'a verebilir miydi? Veremezdi. Şimdi, şurada şey vardı. Sözlerde bu ön bilgilerle, yarım saati geçti, bilgilerle burayı okuyorum. Şimdi bak nasıl anlayacaksınız. Her musibette bir cihet-i nimet var. Ey musibetse de. Ben neydi cümleye bak. Her musibette bir cihet-i nimet var. Şey neydi? İşaretleyeceğiz. 80. Bir daha açayım. Orada da cümleyi de okuyayım. Buraya geçeyim tekrar. Sözler 724. Ne diyor? Zıt zıtına muanit ise de çok hususlarda mumasildir. Zıt zıttını saklarmış. Ey musibetse de, musibetin içinde bir nimet-i mündemiştir. Dikkat et de onu gör.
O zaman musibetten çıkıyorsun. Onu görürsen. Bak ne diyor? Ey musibetse de, musibetin içinde bir nimet mündemiştir. Dikkat et de onu gör. Dikkat ederse görüyor. Evet. Dikkat. Dikkat neydi Mesnevi'de? Mesnevi'de dikkat için acayip bir tabir kullanmıştı. Ateş diyorlar. Dikkat dahi karanlıklı kuru hamları yakan bir ateştir. Heh. Bak, karanlıklı ve kuru evhamları. Evhamı da tarif etti. Evham karanlıktır ve kurudur. Yani bir şeyi ne şinemalandıramaz, gözükemez. Yalnız bir şey işaret eder. Mesela namaz, abdesti vesvesesi olan adam abdestinin en büyük delili şeydir. Abdestin varlığına delil vesvesedir. Çünkü abdestsiz insana abdestsizsin diye bir vesvese gelmez. Her abdeste gelen vesvese abdestin olduğuna kesin delildir. Abdestsiz insanı abdestsizsin demez. Çünkü gidip abdest alacak. Eğer abdest hakkında vesvese geliyorsa abdestin en kesin delili vesvesesidir. O zaman nedir? Dikkat, kuru ve karanlıklı evham yakan ateştir. Demek ki dikkat ateştir. Dikkat bu değil. Orada vesveseyi ortadan kaldırandır. Dikkat. Dikkat ediniz mi? Bir daha o konu. Aç orayı. Kuru ve karanlık evhamı yakan bir ateştir. Ne? Kuru. Ne ama kim? Dikkat. Dikkat ne yaparmış? Kuru ve karanlıklı evhamı yakan ateştir. Dikkat evhamı yok edendir. Evhamı ortadan kaldırıyor. Dikkat varsa evham yoktur. Evham varsa dikkat yoktur. Dikkat varsa evham yoktur. Evhamı da şey yaptı. Kuru ve karanlık. O zaman dikkat, zaten vesvese risalesinin sonunda öyle diyor. Dikkata ve tahariye dairdir diyor. Evet, teyakkuze sebep. Teyakkuze sebep. Bak burada toplumsal bir tabir yok. Dikkat kelimesi uyduruk bir kelime değil. Burada başka bir şey koyamazsınız bak. Diyor ki, musibetin içinde bir nimet demiştir. Peki, bir nimet derecelenmiş. Onun için Adem var. Adem de nedir? Evhamdır. Dikkat et de, dikkat et de onu gör. Nasıl her şeyde vardır bir derece-i hararet, her musibette vardır bir derece-i nimet. Ve toplumsal bir şey misal kullanıyor şimdi. Diyor ki, daha büyüğünü düşün, küçükteki nimetin dereceyi görerek Allah'a şükür et. Yani burada bir düşünce yürütmesini yapıyorsun. Nihayetteki mertebeyi anlatmıyor. Mesela musibet var. Daha büyük musibeti düşün. Bu musibet olmadığını göreceksin. Yani nispidir. Dünyadaki her şey nispidir. Kıyas ettiğin yere göre şeydir. Kesin sabit bir vücudu yoktur. Çünkü Adem bizim ona vücut rengi verdiğimiz hiçlik. Mesela hastalığı büyük görürsen büyür. Küçük görsen küçüktür. Peki, hastalığın vücudu yok, vesvesenin vücudu yok. Büyük görürsen büyüyor, küçük görürsen küçülüyor. Yani peki ne, kaynağı ne bunun? Kaynağı sen. Büyük gördüğün zaman büyüyorsa, küçük görürsen küçülüyorsa o yoktur. Hariçte öyle bir şey yok. Peki, benim hastalığımı hariçte göstersene. Nerede var? Şurada, duvarda, tavanda. Burada. Büyük görsen büyür, küçük görsen küçülür. Var dersen var olur, yok desen yok olur. Peki madde hastalıkların temelinde de bu var. Bir bak bakalım. Ya ben bugün, böyle insanlar var. Allah Allah. Hayret, ben bugün hasta değilim. Hayret ya, ben nasıl hasta değilim ya? Ama hasta olmam lazım. Firavun da kendini öyle bir mertebeye koymuş ki o yüzden hastalık yok yani.
Yani olamam mertebesine mi koymuş kendini? Öyle inanmış. Ben Tanrıyım deyince hastalanmamış. İnandığı için. En aynı zeni abdibi. Kafir mümin fark etmez diyor Allah. Bu kuralını işletiyor. Kim neye inanıyorsa öyle muamele görüyor. Allah tanrılaştırdı mı? Hayır. Tanrı'nın bazı sıfatlarını öne çıkardı. Ben Tanrıyım diye ne kadar inanmışsa hastalık olmamış. Tanrı'da hastalık olmaz. Adam müsbet kanunu menfide kullanmış. Müsbet kanunu menfide kullanmış. Bazen de müsbeti menfide kullanıyoruz biz. Adamlar mesela duasını, cevşenini, teheccüdünü, Kur'an'ını, risalesini gidiyoruz. Yanlış bir adama dayıyoruz sebep olarak. Ya Rabbi onu davasına muvaffak et. Ya Rabbi. Oysa o adam batılla çalışıyor. O adam da muvaffak oluyor. Batıl bir adam hak bir vesileyle muvaffak oluyor. Batıl bir adam veya batıl bir davasına hak vesileyi kullanıyor. El hakku yani. Ve la yula aleyh. Yani hak nasıl mağlup oluyor? Hak nasıl mağlup oluyor? Batıl nasıl galip oluyor? Batıl hak vesileyi kullanıyor. Mesela ustad zamanında kutup vardı. Adı neydi? Kambur Deccal'a dua ettiği için Kambur 1938'e kadar yaşadı. Ustad diyor ki yaptığım bedduayı geri veriyordu diyor. Sonra Kambur 38'de anlayınca fişi çekti. Çekince ustadın bedduası taktı, vurdu. Kambur'a diyor ki buradan. Kambur ben sana daha önce dememiş miydim? Ne yaptı? Kambur Deccal'a dua etti muvaffak olsun diye. Hicaz'da bulunan Kambur, Sufyan'a, Deccal'a dua etti ve muvaffak oldu. Ve Deccal'ın muvaffakiyeti Kutb'un duasıyla olmuş. Kutup anlamamış. Nasıl anlamaz? Peygamberimiz Allah demiyor mu ki Kur'an'da ben sana demeseydim sen dahi bu lafı anlamazdın, tanımazdın. Tabi anlamaz demiyor. Tanımazdın. Bazılar diyor sen bunu niye tanımıyorsun? Ha kardeşim Allah bana vahiy göndermedi ki. Ben zahire bakarım bu böyle bir adam böyle. Ha bir de bakarız. Şimdi niye böyle? Şimdi yaptığı icraatıyla anlıyoruz. Yani ahmak kimdir? Zahirde gözüken fiilin tersini düşünendir. Namazı kılmıyorum. Bir bildiği vardır diyor. Bundan daha büyük ahmak olur mu? Bir bildiği var diyor. Allah diyor ki başını ört. Sen başını aç diyor. Belirli bir yere gelmek için. Abi bir bildiği var diyor. Allah'ın bildiği yok sanki. Yeni şeriat geliyor. Yani böyle baktığın zaman her şey açık da kör olası, cehalet gözü, taassup gözü, muhabbet gözü kusur görmüyor. Hepimiz öyleyiz derece derece. Kimseye hiç atfen söylemiyor. Hep öyleyiz yani. Allah peygamberi ne diyor? Kambur Deccal'ı anlamadı. Nasıl dua etti? Geçmiyor mu risalet? Kutup dua etti adama. Sen ben kimiz ki? Kambur münafı anlamadı da. Sen ne kadar eminsin? Bize ne ders veriyor ustad? Bunu niye söylüyor? Ya diyor ne kadar eminsiniz? Ben söyledim diye kabul etmeyin diyor. Mihenge vurmadan almayınız. Ölçüyü götürüyor. Mihenge vurmadan almayınız diyor. Altın çıkarsa fidye alınız. Demir bakır çıkarsa diyor. Arkasına gıybet iftirayı koyarak bana gönderiniz. Bakın Kambur'un aldanmasına, Belam bin Bahur'un aldanmasına, Allah peygamberine sen bile tanımazdın dediği bir şeyi sen kendini ne kadar güveniyorsun ben gördüğüm doğrudur. Biraz önce anlattık. Burası dünya mıdır? Burası mıdır? Adem aleyhisselam cennetin cennet olduğunu bilmiyordu. Sen dünyanın dünya olduğunu nereden biliyorsun? Ben sizi bu şeyden kurtarayım. Çünkü vahiy ile biliyoruz. Burası dünyadır ve ahiretin üstlerine örtülmüş tenteneli bir perdedir. Bu ahiretin sıfatıdır. Odunun içerisinde, odun içerisi demeyeyim de, odun hakikati nasıl nurdur? Yani nur odun olarak gözüküyorsa, ahiret de dünya olarak gözüküyor. Ahiret de yani su buz olarak gözüktüğü gibi,
duman ve nur odun olarak gözüktüğü gibi cennet ve cehennem de odun, dünya olarak gözüküyor. Dünya odun de. İçerisindeki yapı, içindeki yapı aynı dünyanın içindeki yapı gibidir. Ahiret dünyaya o kadar yakın. Neden yakın? Nur oduna ne kadar yakınsa dünya ahirete o kadar yakın ve uzaktır. Daha büyüğünü düşün, yürütüyor. Bizim aklımız niye baki anlamaz? Çünkü cehalet zemini var. Alim olmak cehaletten kurtulmak da mümkün. Küçükteki nimetin dereceyi görerek Allah'a şükür et, çok şükür et. Yoksa istizamla ürkersin. Yani onu büyük görerek ben daha kurtulamam. Ben kötüyüm. Bu tamam tamam beni yakaladı. Beni bırakmaz. Buna ne diyor? İzam, istizamla ürkersin. Yani istizam, istifal babından şey diyor, hem soru sormak var. İstimal babını kullanıyorum. İlle bu o kalıba girmiyor. Ama yani büyük öyle bir soru soruyor ki o olaya. Cevap şu. Zımni bir soru. Ben kurtulamam. Sorusu kurtulabilir miyim? Yani büyük gör. Uzatmayayım. Dolamaçta yapmayayım. Büyük görüyorsun. Büyük gördüğün için buyuyor. Sen küçülüyorsun. Sen büyük zannettiğin dertlerinin senin küçük olduğundan büyük gözüküyor. Eğer sen özgüvenin olsa, senin ne kadar güçlü ve büyük olduğunu bilsen, büyük zannettiğin dert burada olacaktı. Aşağıda olacaktı. Öyle diyor bak. Yoksa istivzamla ürkersin. Of ofla üflersen, of var ya, of, of, üflemekmiş. Üflersen, o da aksine şişer. Şişer de dehşetlenir. Eğer merak da etsen, meheleyle paranı almaya, haişkar olan bir doktora gelmişsen, çok kötü çok. Daha önce gelecektin. Çok eski kardeşim. O demese bile, bayağı derinlere dayanıyor senin bu psikoloji sorun. Veya gittin uyduruk bir kaçırık bir adam, hoca dedikleri uyduruk ne alakası var, hepsiyle alakası yok. İşte biraz kitap okumuş, gizli ilimlerden şuradan buradan bakıyor. He? Tam sende 7 tane cin var. İşte zaten insan ya doğruya inanmaya pek meyal değil. Çünkü şeytan yardım ediyor yanlışa. Sen çok iyisin dese doktor inanmaz. Doktor bir şey anlamadı. Nasıl hangi doktor iyidir? Bir koli, bir peçete, bir poşet ilaç vermişse ne iyi doktor ya. Her yerimi anladı ya. Doktor dese ki hiçbir şeyin yok. Yok ya hiçbir şeyin hakikaten yok. Tamam tamam. Hiçbir şeyden anlamadı. Yok da ben ne bu haldeyim? Kardeşim bedensel bir şey yok. Buradasın. Yok. İşte insan Adem'e taraftardır. Nefsi ve cibilleti itibariyle şeytan var olduğu için. Siyahata taraftar olmuyor. Mesela başka bir tanesini söyleyeyim. Kendi şahit oldum. Hastalandığı zaman niye insan hep kötüyü düşünüyor? Acaba kanser miyim, intihar mıyım? Sıkıldığı zaman niye intihar aşırına geliyor? Niye sen bundan anlamıyorsun ki? Hastalandığın zaman ilerisini gösteriyor. Herhalde böbreğim çürüdü. Herhalde böbreğim çürüdü. Lan üşüttüm niye demiyorsun da çürüdü diyorsun? Çünkü bizim dışımıza rağmen bir vücutta Adem alemleri çalışıyor. Hemen en ufak olumsuzlukta zirve olumsuzluğu düşünür. Hiç böyle vasat bir şey düşünmez. Senin alakası yok. Buna bir inansan var ya, düşündüğün gibi osın, iyiyim desen hakikaten ne ilacın kalır, ne hastalığın kalır. Abi nasıl olur? Ya kardeşim inanca bağlı. Adam 350 sene dişi ağrımamış. Niye? Ben tanrıyım dedi adam. Batıla inandı. Doğru bir yöntemi yanlışta kullandı, muvaffak oldu. Sen tanrıyım deme de, iyiyim de yani.
Ama iyi değilim abi dedi de nasıl iyiyim diye inanayım diye bana söylediler. Allah Allah hayda. Yarım saat konuştum sıfırlandı. Tamam çok doğru söylüyorsun. Tamam da ben iyi değilim ki iyi diyeyim. İyiyim diyeyim diyor. Ne oldu sıfırlandı. İyi demek için yarım saat konuştum babane şeye halamıza Almanya'da. Yarım saat sonra dedim ki Hacı anne nasılsın? İyi diyelim de iyi olalım. Cinlerim geldi. Hani der halk arasında öyle. İyi diyelim de iyi olalım. Ama ya Rabbi ya. Bu insanın iyi olma şansı var mı dünyada? Yok. Yok. Çünkü kendisi hasta. Kafa. Kalpte olan misali döner hakikat olur. Hakikattan ders alır sonra döner başlıyor kalbini tokatlıyor. İşte musibetin içinde bir nimet mi demiştir. Dersimizin açılımı buydu. Musibetin içinde bir nimet mi demiştir. Eğer musibetin içerisinde nimet yoksa musibetin derecesi yoktur, sonsuzdur. Onu musibet olarak gösteren nimettir. O zaman musibet hakiki musibet olur değil mi? Evet. Burada kesiyorum. Ama mektubatta okuyacaktım fakat halim müsaade etmediğinden 248'de Adem-i taavuz ile Adem-i tecezzi burayı okuyacaktım açılımı fakat yani 3. sır 250'de okuyacaktım fakat halim müsaade etmediği için burada kesiyorum. Ve ahir davahum en ilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.